Oh, vallahi güzel yapıyor ya. Oh, sizin ulaşmanız zor olabilir. Oh, çok güzel, çok güzel. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Geçtiğimiz günlerde bir kutu açılımı yapmıştım. Toplu bir kutu açılışıydı bu ve o kutu açılışında birçok ürünü kutusundan çıkarmış ve sizlere bunların incelemelerini zaman içinde önümüzdeki günlerde geleceğini söylemiştim. Bu ürünlerden bir tanesi var hemen yanımda görüyorsunuz. Ürün burada bu arada. Böyle saç kurutma makinesine benziyor. Aslında bu bir masaj cihazı. Ve farklı uçları var. 4 tane farklı ucu var. Ve bu uçlarla beraber kullanıyoruz. Şimdi burada Facial Gun yazıyor üzerinde ve Mastek markasının bu. Ama mesela internette aradığımız zaman farklı özelliklerde buna çok benzeyen, işte tamamı siyah olan, tamamı böyle açık renkli olan falan bir sürü ürün var. Muhtemelen Çin'de üretilen ve farklı farklı markalar halinde satılan modeller bunlar. Şimdi bu ürünü ben kutu açılımını yapmıştım. Hatta o videoda hangi ürünleri inceleyeyim gibisinden bir anket yapmıştım, size sormuştum ve bu ürün ikinci olmuştu. İlk üründe Hailun'un akıllı saatiydi. Solar LS05'ti. Onu inceledim. Onun linkini hemen şöyle yukarıdan koyayım. İzlemek isteyen varsa oradan izleyebilir. Şimdi gelelim bu ürüne. Ben bu ürünü aldığımda 141 TL'ye almıştım. Yok pardon, 151 TL'ye almıştım. Şimdi 160-162 TL civarında. En azından bu videoyu çektiğim tarihte arkadaşlar. Yayınladığım tarihte birazcık farklı olabilir. 165 olur, 170 olur. Orasını bilemiyorum. Şimdi genel görünümden başlayayım. Ürünün kutusu bu. Kutunun içinden çıkan bütün parçaları da buraya koydum. Şu an masamın üzerinde duruyor bunlar. Şöyle kenara doğru çekeyim biraz görün. Ürün böyle hani T şeklinde gibi. T'ye birazcık benzer bir tarafı da var ama bu taraf biraz kısa. Şöyle uç kısmına da bu 4 tane ucumuzu takacağımız ki bir tanesi şöyle bir uç. Böyle bu şekilde bir tanesi şöyle sivri. Bir tanesi böyle yassı bir şekilde. Bir tanesi de U şeklinde. Bunların hepsinin farklı farklı kullanım alanları var. Belki aramızda profesyonel sporcular varsa ya da sporla profesyonel manada ilgilenenler varsa bu tarz cihazları duymuşlardır. Mesela bu işte omurganızın etrafındaki işte kasları yumuşatmak için kullanılan bir işte parça. Ne bileyim bu işte sırtınızdaki veya boyun bölgenizi yapmanız için gerekli olan parça. Bu kollarınızda kullanabilirsiniz. Bunu da herhalde farklı farklı yerlerde kullanıyoruz. Şimdi bu ürünler aslında bu kulunç kırma dediğimiz ya da teknik tabirle konuşacak olsam trigger point diye geçiyor İngilizce'de. Bu kulunçları kırmak için çok kullanılıyor. Tabii birazcık anlamanız gerekiyor bu işlemi arkadaşlar. Hani ya da birinin size bunu yapması gerekiyor. Özellikle sırtınızı yapacaksınız. Mesela kolunuz için çok önemli değil ama sırtınızı yapacaksanız birinin size yapması gerekiyor. Çünkü hani tek başınıza böyle eğilmek falan çok kolay değil. Dış görünümünde bir şey yok bu arada. Hani arka tarafında bir güç girişimiz var. Hemen şu adaptörle, kutusundan çıkan bu adaptörle şarj ediyoruz. Bu arada cihazın üzerinde bir ışık falan yok. Daha doğrusu var ama şarj için değil o. Şarj ettiğinizi ancak bu adaptörün üzerinde bir LED lamba var. Eğer şarj bittiyse yeşil yanıyor. Aksi durumda yani şarj etme durumundayken ve pili şarj etmeye devam etmenizi istiyorsa kırmızı renkte yanıyor. O şekilde kullanıyorsunuz. Bir de cihazın arka yüzünde bir açma kapama düğmemiz var. Bu düğmeye 6 kere basarak, çünkü 6 kadememiz var. İşte açıyorsunuz ve de kademenin şiddetini arttırıyorsunuz. Mesela ben şimdi açayım. Bu birinci kademe. Bir daha bastık 2. Bir daha bastık 3. Bir daha bastık 4. Bir daha bastık 5. Bir daha bastık 6. Şu an 6. kademedeyiz. Bir daha basınca kapanıyor. Yani bir kere açtıktan sonra 6 kademeyi geçmeden cihazı kapatamıyorsunuz. Ne yazık ki böyle bir sorunu var bu ürünün. Ve benzerlerinde de var bu zaten arkadaşlar. Made in China diye üzerinde yazıyor. Peki bu ürüne ne deniyor arkadaşlar? Şimdi mesela açıklama kısmında gördüm ben. İşte vurmalı, yoğurmalı, şarjlı masaj aleti diyor. Enteresan. Vurmalı, yoğurmalı, titreşimli, şarjlı masaj aleti diye geçiyor. Kullanımı çok zor değil. Yani mesela hangi başta diyelim ki bunu takacaksınız. Şöyle birazcık bastırarak taktınız. Düğmesini açıyorsunuz ve nereye işte masaj yapmak istiyorsunuz diyelim şu kollarınıza. Oh, vallahi güzel yapıyor ya. Özellikle spor yapanlar için bunlar güzel şeyler. Oh. Şunu söyleyeyim bir de en yani birinci seviyede bile bayağı iyi bir titreşimi var. Onu söyleyeyim. Mesela şöyle sırtıma. Çok iyi geliyor bu arada gerçekten. Ama söylediğim gibi sırtınıza bir başkasının yapması daha mantıklı çünkü oh, sizin ulaşmanız zor olabilir.
Ay çok güzel geldi vallahi. Biraz daha yapayım bari. Oh 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 masaj çok güzelmiş. Şiddetini arttırdığınız zaman da tabii ki daha şiddetli bir şekilde masaj yapıyor. Şu an bayağı arttırdım mesela bakın. Darbenin basıncını, şiddetini arttırmış oluyorsunuz. Oh oh çok güzel, çok güzel. Şimdi kapatalım. Evet kapattık. 6. kademe demişim bu arada. Söylediğim gibi özellikle sporla ilgilenenler aslında güzel bir ürün. Artı bizim gibi sürekli bilgisayar başında olanlar için de bence faydalı bir ürün. Tabii ki bunu böyle rastgele kullanmayın arkadaşlar. Yanlış bir yerlerinize zarar verebilirsiniz. Bir kemiğe ya da bir ekleminize ya da bir kasınıza zarar verebilirsiniz. O yüzden birazcık bilinçli kullanmakta fayda var. Ama rahatlatıyor mu? Rahatlatıyor gerçekten. Ben 15-20 gündür test ediyorum ve ara ara alıp kullandım. Çok da böyle rahatlattı. Özellikle uzun saatler bilgisayar karşısında geçirince gerçekten de omuzlarım ve kollarım ciddi oranda ağrıyor. Boynum da tabii hakeza. Dikkatli bir şekilde ve fazla abartmadan kullandığınız zaman herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Söylediğim gibi özellikle sporcular varsa aramızda evet ben bu ürünü kullanıyorum biliyorum diyeceklerdir. Bu arada bu cihazın işte kablolu olanları da var. Yani üzerinde bunun bir pil var takdir ederseniz ki ve pille kullanılıyor. Kablolu olanları da var. O kablolu olanları doğrudan adaptörle çalıştırmanız gerekiyor. Bunda ona ihtiyacınız yok. Şarj ettikten sonra böyle istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Peki kullanım süresi ne kadar? Ben şöyle söyleyeyim. Oturup böyle ölçmedim ama yaklaşık 30 dakika neredeyse bir böyle masaj yapma imkanı oluyor. Yani 30 dakika 35 dakikayı buldu diye tahmin ediyorum. Çünkü bir kez bir iki kez pilini bitirdim. Ve toplamda kullandığım sürenin de yaklaşık olarak 30 dakika 35 dakika olduğunu düşünüyorum. Şarj etme süresi ise 2 saate yakın. 2 saate yakın şarjda bırakmanız gerekiyor ve 2 saat içinde cihaz tamamıyla şarj oluyor ve o şarj ettikten sonra yarım saat 30-35 dakika kullanma imkanınız da oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ya ben beğendim. Yani dedim ki farklı uçlar var. Mesela şu uç daha farklı bir şekilde kullanılıyor. Daha böyle işte düz kaslar için falan söyleyebilirim. Mesela şu şekilde açıyorsunuz. Bu şekilde. Bunlar özellikle yurt dışında çok moda. Spor yapanlar, sporla ilgilenenler, spordan sonra kasları rahatlatmak için bu cihazları sıklıkla kullanıyor. Kolunuzda, bacağınızda, sırtınızda, boynunuzda falan kullanabilirsiniz. Ama söylediğim gibi arkadaşlar dikkatli olmanızda fayda var. Bu ürünler oyuncak değil. Kaslarınıza, işte eklemlerinize, kemiklerinize falan zarar verebilir. Lütfen özellikle bunun altını çiziyorum. Hani bu ben zaten bu konularda uzman birisi değilim. Ben sadece yaşadığım deneyimi aktarmaya çalışıyorum. Ama siz kullanacaksanız dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Evet bir incelemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Mastek masaj aletini anlatmaya çalıştım. Özelliklerini çok da pahalı bir ürün de değil. Alıp deneyip kullanabilirsiniz. En azından siz de görmüş olursunuz işe yarayıp yaramadığını. Onun da altını çizmiş olayım ama ürünle ilgili sorularınız varsa çekinmeden yorumlar kısmına yazarsanız ben de tecrübe ettiğim taraflarında, bilgim olan taraflarında elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Bana destek olmak isterseniz açıklama kısmında bir link vereceğim. Bu ürün ve diğer toplu kutu açılışında size anlattığım ürünlerin tamamı o linkte var. Oradan alışveriş yaptığınız zaman da bana da bir katkıda bulunuyorsunuz. Bunun da altını özellikle çizmiş olayım. Ben sana başka türlü bir katkıda bulunmak isterim derseniz de YouTube kanalıma abone olabilir ve isterseniz beni Instagram, Twitter gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.